Abi. Cem Yılmaz bizim Jimoson'un gurme hesabını tavsiye etmiş. Çok komik konuşuyor. Akıl almaz bir gurme hesabı. Memlekette cevherler tükenmiyor. Yemeyin, içmeyin, mutlaka tavsiye edin yazmış. Ya, fake hesaptır oğlum o. Cem Yılmaz değildir o. Ana, harbiden la. Abi hesap coşuyor zaten. Jimoson'a takipçi akıyor. Kavimler göçü gibi, baksana ya. Vay arkadaş ya. Cuma şimdi internet fenomeni mi oldu? Tabii, devir fason devri. Bu devirde insan müsveddesi olmak lazım. Adam bir ayakkabı boyacısının süngeriyle dünya takipçi kazanıp ünlü gurme oldu ha. O ne be? Ay sayfama bak, elektrik sayıcım da fır dönüyor. Ay takipçilerim benim, falanlarım çoğalıyor. Allah'ım çok şükür yarabbim. Ne oluyor usta? Falanlar oldu be. Her şey çok güzel olacak bundan sonra. Yemin ederim fanlarım giderek artıyor. Fanlarım benim zıplayasım var. Vallahi durup dururum. Ne oldu lan? Yok hiçbir şey yok. Yok hiçbir şey yok. Sakin be ya, sakin. Sonunda delirdi. Ne oluyor ya? Bu ne kılık lan? Cuma bu ne kılık lan? Ulan balata sirk mi geldi oğlum? Maymun kontenjanından iş mi buldun? Cahil amamcı be ya. Hiç haberin yok. Tam 500 bin takipçiye ulaştım ben. Vallahi billahi gurme olarak namım yayılıyor. Fanfanlarım çoğaldı yani. 500 bin takipçili sayfanın sahibi Cuma Usta'yı... Bilmişimdir o Cuma. Kahveme davet edip bir kahve ikram etmek isterim. Buyurmaz mısınız Cuma Usta'cığım? Allah Allah. Ben de ne diyorsunuz acaba derim. Siz beni o kahveden kovmadınız mı acaba? Ben kovulduğum yere bir daha hayatta girmem yani. Gururluyum, onurluyum. Ayrıca kapriste olduğumu da eklemiştim ben sana. Hatırlatayım. Oo, eklenene. Ya ben ara sıra öyle eşeklikler yaparım Cuma Usta. Sen bana bakıyorsun. Gel sen beni affet. Gel buyur bir kahve içelim. Eşeklik senin bünyede baki yalnız, uyandırayım ha. Hayatta yani. Sen şimdi çıkarıp böyle sıcak 500 gaymeyi benim şu cebime koysan yine de olmaz derim. Olur mu olur, olmaz mı olmaz. Bunun üstüne artık sen bilirsin. Ben ne bileyim be. Ben şimdi söylediklerini tercüme edeyim Cuma'nın. Olsen'cim para istiyorum. 500 liraya değer mi lan? Oysan abi sen iyi misin ya? Adamın 500 bin takipçisi var. Cuma olsa şurada mekan güzellese burası dolar taşar patlar yani. Gideyim ben bari. Şimdi Cuma takipçilerim de çoğalıyor. Gidelim kar bakalım. Cuma ustacığım. Ha. Sen şunu şey yap. Gel ben sana şöyle okkalı bir kahve yapayım. Tabii tabii mutlaka evet ama bu yalnız ayak bastı parası, onu uyandırayım. İçeride şuna adisyonumu açıyorum artık isteğe göre kek midir, börek midir bakacağız. Hayırlı işler, kolay gelsin. Buyurun buyurun. Olsen 50 takipçi de bende var lan. Sevgili fanfanlar, bugün Olsen kardeşimizin Vikingler çay evindeyiz. Şimdi bu lezzetin tadına bakacağız hep beraber. Bakalım bu kahve nasıl bir lezzete sahip.
Nasıl desem acaba bu kahveyle ilgili iyi mi desem, güzel mi desem, nasıl desem, muhteşem mi desem, muhteşem bir kahve, mutlaka tadına bakmanız lazım. Sakın Balat'ta Vikingler Çay Evi'nde bu kahvenin tadına bakın. Sıra geldi kekimizin tadına. Bakalım kekimiz yumuşak mı? Kıvamı ne durumda? Kekleri keklemeyelim. Acaba nasılmış? Bakalım kaz. Vallahi yemin ederim kas tüyü gibi yumuşacık be ya. Ay yumuşak şak. Ay harika be ya. Vallahi kas tüyü gibi yumuşacık. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez, öyle değil mi? Kaz ve tavuğun ayrı ayrı pişirimlerini önümüzdeki hafta bizzat size takdim edeceğim. Şimdi lezzet testine devam ediyorum. Bu kekle ilgili tadı bunun biraz böyle nasıl desem kekremsi bir kek tadı var ağzıma geliyor böyle bir. Kekremsi muhteşem bir şey. Harika. Bu keki mutlaka tatmanız lazım. Sakın kaçırmayın bunu. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Mutlaka gelin. Olsen kardeşimizin Vikingler Çay Evi'ndeyiz. Yiyoruz, içiyoruz. Hayattan lezzet alıyoruz. Öyle değil mi ya? Eştekimiz budur. Neydi bakalım eştekimiz? Yiyelim be. Yiyelim be. Hadi bakalım. Fanfanlar görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.